Sözü hemen Nurgül'e bırakıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan Batı Afrika turunun ikinci ayağı Togo'daydı bugün. Togo önemli bir ziyaret noktası oldu. Hem Togo ile ilişkiler açısından hem de burada bir dörtlü zirve gerçekleştirildi. Afrika kıtası Türkiye'nin önemli coğrafi noktalarından biri stratejik anlamda ve Afrika açılımıyla başlamıştı. Sonrasında Afrika ortak politikalarına dönüştü bu açılım ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu kıtaya ilgisi de son yıllarda giderek arttı. Bugün de Afrika turunun ikinci durağındaydı. Şimdi Nijerya'ya geçti ve yarın da programına Nijerya'da devam edecek. Togo'daki görüşmelerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan Togo Cumhurbaşkanı ile görüştü, baş başa görüştü, ortak açıklama yaptılar ama sonrasındaki görüşme bir kat daha önemliydi çünkü dörtlü bir zirve gerçekleşti burada. Burkina Faso ve Liberya Cumhurbaşkanları da Togo'ya geldi. Togo, Türkiye, Burkina Faso ve Liberya Cumhurbaşkanları dörtlü bir çalışma yemeğinde bir araya geldiler. Bu yemeğin ardındansa bir bildiri yayınlandı ve bu bildiride iki noktanın altını çizmek gerekiyor. Biri ilk kez bir uluslararası bildiride terör örgütü olarak geçti FETÖ. Bu anlamda önemli ve burada uluslararası bir metinde FETÖ terör örgütü olarak yer aldığı zirve sonunda yayınlanan bildiride ve terörle mücadele vurgusu yaparken liderler FETÖ, DEAŞ ve Boko Haram gibi terör örgütlerini aynı sınıfta saydılar ve bu terör örgütleriyle mücadelede birlikte hareket etme vurgusu yaptılar. Bir diğer unsursa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın küresel anlamda dile getirdiği bir söylem. Birlikte daha adil bir dünya mümkün söylemi. İşte bu söylem bugün ilk kez bir metinde yer aldı. Uluslararası bir metinde yer aldı. Zaten Togo sokaklarında Cumhurbaşkanı ziyareti öncesinde de billboardlarda bu ilanı gördük. Biz Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Togo Cumhurbaşkanı birlikte aynı karenin içinde fotoğraflarıyla beraber birlikte daha adil bir dünya mümkün söylemi vardı. İşte bu dörtlü zirvenin ardından yayınlanan bildiride de birlikte daha adil bir dünya için önümüzdeki aylarda, daha doğrusu Aralık ayında İstanbul'da gerçekleştirilecek Türkiye-Afrika zirvesine önemine işaret etti liderler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrika ziyareti dolu dolu geçiyor. Togo'da bunların içinde önemli bir noktaydı. Türkiye'den ilk kez Cumhurbaşkanlığı düzeyinde bir ziyaret gerçekleşti Togo'ya. 4 milyonluk Batı Afrika ülkesi Togo özellikle tarım alanında önemli ve tarım alanında işbirliğinin önemine vurgu yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bir diğer noktada Togo'nun savunma sanayi alanında Türkiye ile işbirliği isteğiydi. Son yıllarda özellikle siyah ve İHA'ların satışı dikkat çekiyor ve anladığımız kadarıyla da Togo Cumhuriyeti Türkiye'nin savunma sanayindeki işte bu yerli üretimiyle ilgili işbirliği niyetini de ortaya koydu. Cumhurbaşkanlarının işte basın toplantısında da bu yönde mesajlar verildi. Afrika önemli bir ziyaret noktası dedik. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Angola'daydı, bugün Togo'da. Yarın da Nijerya'da olacak ve yoğun bir görüşme trafiğini sürdürüyor. Biz de detayları aktarmayı sürdüreceğiz. Fuat Kozluklu. Evet.